Arkadaşlar merhabalar. Akademi serisinde kısa bir moladan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha doğrusu molayı Mert Hoca sayesinde ben vermiştim çünkü matematik anlatmıştı. Şimdi geldik geometriye. İkinci dönemin %80'lik %90'lık kısmı geometri olduğu için ikinci dönem birlikte yol alacağız. Ve çok güzel konularla birlikte yol alacağız ve çok zevkli konularla birlikte yol alacağız. Çember konusuyla başlıyoruz. Anlatmayı çok böyle sevdiğim, severek anlattığım ve anahtar kelimelere dayandığım mükemmel bir ders sizleri bekliyor olacak. Ama ilk ders her zaman çok önemlidir. Çünkü tanım ve ek çizim mantığı burada onu öğreneceksiniz. Ve bu derse lütfen ama lütfen dikkatli bir şekilde katıl. Evet ilk dersimizde çemberin elemanları biri işleyeceğiz sizinle birlikte. Ve pdf'e de bu videonun pdf'ine de videonun açıklama kısmındaki linke tıklayarak ulaşabilirsin. Şimdi seninle birlikte nereye başlıyoruz dedik. Çembere başlayacağız. Evet çok zevkli. Bakalım sayfa numarası kitabımızda. Kitabımızdaki sayfa numarası 155 ve 156'yı işleyeceğiz sizinle birlikte. Kirişe kadar olan kısmı işleyeceğiz. E o zaman hadi bakalım çok fazla oyalanmayalım. Dersimize şu mükemmel derse şu zevkli derse başlayalım. Çemberin elemanları demeden önce ilk önce bir çemberin tanımını verelim. Düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaktaki noktaların geometrik yeridir. Bak bu cümle bizim için çok önemli. Bütün çember hayatımız boyunca bu cümle üzerine hareket edeceğiz. O yüzden lütfen burayı kendini şöyle çok dikkatli bir şekilde ver. Düzlemde sabit bir nokta. Oraya O diyoruz ve bu sabit noktaya eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yeri. Evet şu R1'in uzunluğunda olsun hepsi ve buradaki noktaları da şöyle birleştirdiğimiz zaman ne oluşturuyor? Bir çember oluşturuyor. İşte çemberin tanımı bu kardeşim. E hocam ne var bunda ya? Kolay bir şey. deyip geçme. Çünkü bir şey çizeceksek biz bu tanım dahilinde çizeceğiz. Yani bizim için çemberin tanımı çok önemli. Tanımda ne var? Sabit bir nokta yani çemberin merkezi var. Başka ne var? Eşit uzunluk var yani yarıçap var. Ha, o yüzden bizim en etkili silahımız çemberde yarıçap. Bak bu dediğimi unutma. Bir şey çizeceksek yani bu çemberin ilk çizimi nedir diye soracak olursanız en etkili silahımız yarıçap çap çizmektir. Yarı çapı nereden çizeceğiz? O çemberin merkezinden çizer. Çemberde yani çember üzerindeki noktalar oradaki merkezi, şu noktayı böyle dışlamış gibi gözükse de en önemli nokta bu ve en önemli bizim elemanımız yarı çap. Çemberin merkezinden bir yarı çap çizince sonuca ulaşacağız. Çünkü tanımda zaten bu geçiyor. Bunu sakın ama sakın unutma. Biraz sonra sorular zaten bunun yarı çapın ne kadar önemli olduğunu göreceksin. Evet sabit noktaya biz ne diyoruz? Merkez adını veriyoruz. Eşit uzaklıkta neymiş? Yarı çapmış. Merkezden şu yarı çap bu da yarı çap. Hatta bu yarı çap yarı çap bu doğrusal olduğu zaman biz buna da ne diyoruz? Çap adını veriyoruz. Dikkat et çap ne yaptı? Çemberi iki eşit yarıya ayırmış oldu. Buna da dikkat et. Şu bizim çapımız da neymiş? 2R olarak adlandırılıyor. Daha doğrusu çapın uzunluğu 2R olduğunu zaten şeklinde görüyorsun. Hadi bakalım. Şimdi en etkili şeylerimizi tanıdık. Çemberin merkezi bizim için önemli. Bir de ne önemli? Yarı çap. Yarı çap da bizim için önemli. Buradan da çapı da öğrendik zaten. Gel bununla ilgili ilk etaptaki sorularımıza şöyle bir bakalım. Örnek 1. Yarı çapı 2x-1 birim. Çapı da 5x-6 birim olan çemberde x kaçtır diye soruluyor. Arkadaş bu yarı çapsa çapta 2r olmuyor muydu? Yani şunun iki katı. 2 2x çarpı 2x-1 çapa eşit olmak zorunda. 5 x 6ya eşit olmak zorunda. Buradan 4x-2 eşittir 5x-6 yapar. Buradan da 5x eksi 4x yani x oldu burası. X 6 da artı 6 diye geçti buraya. Yani 6 eksi 2'den burası 4 yaptı. X isteniyor bizden cevap 4 olur. İkinci soruya geldik. İkinci soruda da şekilde M ve N merkezli çemberler verilmiştir. MR'yi 9 olarak vermiş. Hemen MR 9 büyük çemberin yarıçapının 9 olduğunu biliyorum. Aa hocam bu da büyük çemberin yarıçapı bu da 9. Merkezden bak şuradaki eşit uzunluktaydı değil mi? Çember üzerindeki yani merkeze eşit uzaktaki noktalar kümesiydi ve burası 9 birim. MP'yi de kaç vermiş? 4 vermiş. Hocam burası da 4 ise e bunun tamamı 9 ise 4 ise burası buraya kaç kaldı o zaman? 5 kaldı. Hemen buraya 5'i yazalım. N merkezli çemberin çapı nedir diye soruluyor. N merkezlinin yarı çapını ne bulduk? 5 bulduk. O zaman çap ne olacaktır? 2 tane 5 yani 10 olacaktır. Örnekte 10 çıktı. 3'e geldik. Analitik düzlemde. o analitik düzlem. Ya hocam çemberin içinde ne iş var? Ya kardeşim eski konuların hepsi bu konuların içerisinde girebilir. Analitik düzlemde A 1 1'e 2 ve B 4'e 7 noktaları veriliyor. İşte şöyle bir koşul yani burası K iken burası 4K koşulunu sağlayan AB doğru parçasını içten bölen C noktası için AC çaplı çemberin yarı çapı kaç birindir diye soruluyor. Hadi bakalım A noktasını belirleyelim. A noktası burada eksi 1'e 2 ve B noktası da şurada. B noktası da şöyle seçelim bakalım 4'e 7 noktası. Şimdi burada AB'yi içten bölen bir noktadan bahsediyoruz. Şu AB'yi içten bölen bir nokta ve AC uzunluğu k olacak. Bak şurası AC uzunluğu k iken BC uzunluğu şurası 4k olacak. Ben buradan C noktasını bulabilir miyim? Bulurum. Nasıl yapıyorduk? Şöyle hocam. Eksi 1'den 4'e ne kadar artmış ne kadar azalmış oradan bakıyordum. 5 artmış değil mi? O zaman şu tarafa doğru gidiyorum. 5K'da 5 artmışsa eğer K'da 1 artar diyeceğiz. E hocam K'da 1 artıyorsa da şuradan şuraya buradan başlamıştık ya. Buradan buraya K var K'da 1 arttıracaksın. Eksi 1'den 1 arttırdığın zaman buradaki nokta 0 oldu. Sonra 2'den 7'ye burada da 5 artış var. O zaman K'da bir artış olacak. O zaman ordinatına da şöyle bakacak olursam 2'den bir arttıracak olursam burası da 3 yaptı mı? Yaptı. Şimdi bana ne diyor sorunun devamında? İçten bölen C noktası için AC çaplı şu. AC çaplı çemberin yarı çapı nedir diye soruluyor. Şöyle bir çemberi çizecek olursak AC çaplı çemberi çizecek olursak yarı çap isteniyor. RR. Yani bizim 2R uzunluğumuz neye eşit? Şu iki nokta arasındaki uzaklık değil midir? Evet. İki nokta arasındaki uzaklıkta kare içerisinde İlk başta şeye bakıyorduk. X'ler farkına bak. 1. 1 ile ilgili özel üçgen yok. Kısa yoldan yapamıyorum. Uzun yoldan. O zaman X'ler farkı. Eksi 1 eksi 0'ın karesi artı Y'ler farkı. 2 eksi 3'ün karesi olacaktır burası. Yani buradan 2R eşittir kök. 1 artı 1'den 2 yapar. E buradan da R'yi ne buluruz? Kök 2 bölü 2 olarak buluruz. Zaten bizden R isteniyor. Yani cevap kök 2 bölü 2 oldu. Geldik örnek 4'e. Şöyle bir şey verilmiş. Arkadaş öncelikle şöyle bir bana bak bakayım. Ne dedim ben? Çemberdeki en etkili silahımız neydi? Yarı çap. Bunu sakın ama sakın unutma. Ya soruya bakıyorsun şimdi. Hocam soruya baktık. Ne var? O merkezli çemberde. AB'yi 12 vermiş. Tamam. E başka ne yapacağız burada? CDX deniyor. Ya bir uzunluk soruluyorsa bize. Her zaman söyleriz. Bir uzunluk ya benzerlikten çıkar ya da dik üçgenden çıkar. İlk etapta 90 derece varsa dik üçgene karşılık getirmek için elimizden geleni yaparız. Peki bir şeyler çizmem gerekiyor. İşte bu cümleyi kurduğun an bir şey çizmem gerekiyor dediğinde yapman gereken hamle şu. Çemberdeysen eğer en etkili silahını kullanacaksın. En etkili silah neydi? Yarı çap. E o zaman gel yarı çapı çizelim seninle birlikte. Şimdi burada ne verilmiş? AB uzunluğunda 12 vermişler. A çap 12 ise yarıçap çap 6'dır. Burası da 6'dır. Yani bunlara 3 3 kaldı. Ve ben yarı çapın 6 olduğunu biliyorum. E o zaman en etkili silahımızı kullanalım. Çünkü bir uzunluk isteniyor ve uzunluğa ait bir dik üçgen yok. Ya da benzerlik benzerlik bir şey yapmamız lazım ki genellikle dik üçgende çıkıyor. O zaman kullan kardeşim. En etkili silahını kullan. En etkili silahım. Yarı çap çizdin. Yarı çap çizmeyle kalmasın. Yarı çap uzunluğunu da göster. Yarı çap uzunluğu 6 ve 6. Burası da 6. Ara burada bir pisagor bağıntısı çıktı mı çıktı. Hatta güzel bir pisagor bağıntısı çıktı. Bazen açıyı da sorabilirler bize. Dikkat et 90'ın karşısı 6 iken hangi açının karşısı 3'tür? 30'un. Burası 30 burası 60 oldu. 30-60-90 üçgeninden 30'un karşısı 3 60'ı karşısı da ne olmak zorunda? kök 3 katı olmak zorunda. Yani x'i buradan kaç buluruz? 30'un karşısında gelen kök 3 katı yani 3 kök 3 olarak buluruz. Cevap 3 kök 3 oldu. Ha hocam 30 60 90'ı görmedik. Ne yapacağız? E, Pisagor bağıntısından da yine aynı sonuca ulaşabilirdi zaten. Anlaşıldı mı gençler? En etkili silahını unutma. En etkili silahın yarı çap. Tamam. Çemberde her yerde her konuda bu sözümü kullanacağız. Silah duyunca hemen çekeceksin kardeşim. Ya tabii ki geometri silahına. Değil mi? Çemberdeki en etki silahını çekeceksin. Silaha karşıyız yoksa. Evet geldik örnek 5'e. Şekilde verilen o merkezi çemberde şöyle bir oran verilmiş. CD uzunluğu K iken Ali Bey uzunluğu 2K imiş. Hemen yazalım şuraya. CD uzunluğu K iken Ali Bey uzunluğu 2K. Aa hocam burası zaten ne? E, çap. E çapsa o zaman bu 2K ise KK diye iki eş parçaya ayırır. Tam merkez burasıysa. Yani biz yarı çapı ne bulduk? K bulduk. Alfa isteniyor bizden. E ne yapacağız hocam? E, bir şey çizmek lazım. Bir şey çizmek lazım dediğin an en etkili silahını kullanacaksın. En etkili silahın yarı çap. Gel kalemini koy. Bak merkez çok önemli burada. Koy kalemini buraya. Buraya koyduktan sonra yarı çap çizerken de hocam ben buraya çizeyim. Hocam ben buraya çizeyim. Hocam ben buraya çizeyim değil. Çember üzerindeki noktalara çizeceksin. Öyle kafana göre de değil. Tamam. Biraz öncekinde de öyle. Bak burada C noktası. D noktası verilmiş. D'ye çizilmiş. C verilmiş. O zaman C'ye de çizelim. Ama yarı çapa eşit olduğunu gösterelim. Yarı çap uzunluğu K ya. Hocam burası da K. Yarı çap. Bak burası eşit. Burası eşit. Burası da yarı çap. E hocam burası da yarı çap. Burası da K. Ana ne çıktı burada? Bir eşkenar. Eşkenar çıktığı için açımız kaç derecedir? 60 derecedir. Yani cevabımız 60 derece olur. Geldik altıncı soruya. Altıncı soruda da şekilde o merkezi çeyrek çember ve bir dikdörtgen verilmiş burada. 15 verilmiş burada da. Hmm, ne yapacağız hocam? Ya kardeşim en etkili silah ne? yarıçap. O zaman bir yarıçapı çapı düşün. Hocam hemen yarıçap çizelim mi? İlk önce verilen bilgileri kullanacaksın. Verilen bilgileri kullandığında sonuca ulaşamıyorsan o zaman ek çizimi düşüneceksin. Buraya baktığımızda neler var burada? Hocam şu uzunluğun altı olduğu verilmiş. E ben bunun yarı çap olduğunu biliyorum. E o zaman ben buraya ne diyeyim? Şöyle bir A dersem eğer. Hocam yarı çap uzunluğu A artı 6. E hocam 15'i de kullanacağız burada. E, burası da A artı 6 eksi x oluyor. Ya o zaman buradan bir şey yapamıyorum. Demek ki bir şey çizmem gerekecek. Bir şey çizerken de en etkili silahımız neydi? Yarı çap. Çiz yarı çapı. Çemberin merkezine koy kalemini. Bak koy. Koyduktan sonra hocam buraya çizeyim değil. Buraya çizeyim değil. Buraya çizeyim değil. Çember üzerindeki noktalara çizeceksin. E noktası verilmiş çizilmiş zaten. D verilmiş çizilmiş. B verilmemiş o zaman B'ye doğru çizeceğim. B'ye çizdiğim zaman bu yarı çap mı? Yarı çap. E peki ben her zaman şunu söylerim. Geometride verilen bilgiyi kullanacaksın. Adam sana ne vermiş? Hocam burayı vermiş. 15'i vermiş. E bu dikdörtgen de vermiş. Şimdi şuraya bir dikdörtgeni hatırlayalım. Dikdörtgen bu. Bir köşegenimiz 15 ise A dikdörtgende köşegenler neydi? Birbirine eşitti. Hatta hatırlatayım. Köşegenden şu köşelere olan uzakları birbirine eşitti. Yani burası 15 ise burası da ne olmak zorunda? 15 olmak zorunda. Aa ne çıktı buradan? Yarı çap uzunluğu 15 oldu. Hocam yarı çap uzunluğu 15 ise eğer tamamı 15. Altısı buradaysa buraya ne kaldı o zaman? 9 kaldı. E hocam burası 9'sa da bak 15'e ait. Şurada bir dik üçgen var mı karşımızda? Var. E, sayılar kendini belli etti. 9 var 15 var. 3 4 5'in katı. 9 12 15 üçgeninden burası 12 takıldık kaldık. Takıldığın anda yarı çapa odaklan. X nerede? Burada. Bak X burada. Bizim yarı çap uzunluğumuz neydi? 15. Hocam yarı çap uzunluğu 15. Bak burası da 15. Bak yarı çap ne kadar önemli bir silah görüyorsun. Evet tamamı yani 12 artı x eşittir 15 ise x'i de böylelikle kaç buluruz? 3 buluruz. Çok güzel değil mi ya? Gerçekten çok güzel ve bu ders sayesinde çok güzel şeyler öğreneceksiniz. İlk ders daima çok önemlidir. Ek çizim mantığında burada anlamış oldun. Geldik örnek 7'ye. Şekilde dik koordinat sisteminde vay analitik düzlemde bir şeyler çizilmiş. Ne yapacağız hocam? Korkma kardeşim. Analitik de olsa, o da olsa, bu da olsa hiç korkma. Bilmediğin bir şey yok. Analitiği de öğrendin sonuçta. Şekilde dik koordinat sisteminde O merkezli çember verilmiştir. O merkezde dik koordinat düzlemi ise eğer burası. Bu ne demek? Hocam dik koordinat düzleminde burası 90 derece. Aa belki de bir tek bu 90 derece için bize dik koordinat düzleminde bu şekli çizdi. Tamam burası 90 derece olduğunu biliyoruz. Ve bizim için soruya bakıyoruz. Üçgenler var mı? Var. Hocam bir burada dik üçgen var. Bir de nerede dik üçgen var? Hocam bir de şurada bir dik üçgen var. Demek ki ben buralara yoğunlaşacağım. Değil mi? Evet yoğunlaşacağım. Hadi bir yoğunlaşalım bakalım. Öncelikli olarak İlk ana hedefimiz nedir? Yarı çap. Ve sana bunlar birbirine eşit mi verilmiş? Eşit verilmiş. Hemen ben şuraya bir a a yazayım. Hatta alfa ile karıştır. Şuraya bir x x yazayım istersen. Hocam bu yarı çap a 2x. Hocam bu da yarı çap a 2x. Şaşıra şaşıra yazman lazım bunları. Hocam 2x'e 2x bir de açı soruluyor bize. Açıya da dal o zaman. İkiz kenar dik üçgen çıktı. Yani burası 45 derece oldu. Burası da 45 derece oldu. Bak şu mavi üçgeni kullandım. Bana verilen bilgiye bakacağım. Bana verilen bilgiye odaklanacağım. Şurada da bir üçgen vermiş. O zaman bu üçgene de odaklanayım. Hocam bu üçgenin bir kenarı x. Bir de bu yarı çap. Bak yarı çap bizim için çok önemli. Hocam yarı çapa da odaklanalım. Hop şurası hocam. 2x yarı çap. Aa, sarı üçgende 90'ın karşısı 2x. Hangi açının karşısı x'tir? 30'un hemen buraya 30'u yazdın. 30 90 ise burası da 60 çıktı. E hocam 60 ise tamamı 90 olduğundan dolayı buraya 30 derece kaldı. Ve şu üçgene bakar mısın? Alfanın olduğu üçgene bakar mısın şimdi? Alfa 45 ve 30. Alfa 45 ve 30'un toplamı eşittir 180 derece olacak. Alfayı da böylelikle burası 75 ya 180 eksi 75'ten 105 derece olarak buluruz. Mükemmel bir soru. Ama soru nasıl soru? bulmadı çözmek değil mi? Sana verilen bilgilere odaklanıyorsun ve yarı çapa odaklanıyorsun. Sorun hemen çözülüyor. Bu kadar basit. Şember senin en böyle zevk alarak izleyeceğin, zevk alarak dinleyeceğin derslerden biri. Ben de zaten çok zevk alarak anlatıyorum bunu. Çünkü bir temel mantığı var olay bitiyor. Geldik şuraya örnek 8'e. Şekilde verilen AB çaplı yarım çemberde BD X artı Y verilmiş. Hemen BD'ye X artı Y diyelim. Sonra AD x eksi y verilmiş. E hocam o zaman şuraya bakacak olursak burası ne oldu? Topladığım zaman x eksi y ile x artı y'yi topladığım zaman 2x yaptı. Vay çap 2x. O zaman yarı çapımız ne oldu? X oldu. Hemen yarı çapa odaklanıyoruz. Bir de x kare eksi y kare 16 verilmiş. Bu x kare eksi y kare 16 demek ne demek? x eksi y çarpı x artı y demek değil midir? Evet. Bu 16'ya eşitmiş. Dursun bakalım elimizde. Şimdi ne yapacağız? Ya hocam ilerleyen zamanlarda daha farklı tekniğini de göstereceğim. Çapı gören çevre açı 90 derece olduğundan hocam şöyle şunu çizip oradan da yapabilirsiniz. Bak h kare eşittir p çarpı k deyip oradan sonuca ulaşabilirsiniz. Ve cd uzunluğunu da oradan bulabilirsiniz. Ee, buradan da e, direkt h kare eşittir şu ikisinin çarpımı ikisinin çarpımı 16 verilmiş cevaba 4 diye ulaşırsınız. Ama daha bunu görmedik. O yüzden farklı bir yoldan yapacağım. Ben şimdi çapın 2x ve yarı çapında x olduğunu gördüm ya. E ne yapacağız? Ya buna ait bir uzunluk isteniyorsa hocam bu uzunluğa ait bir dik üçgene karşılık getirmek zorundayım diye söylersiniz değil mi? Evet. E ne yapacağız o zaman? En etkili silahımızı kullanacağız. Yarı çap. E bizim çap buysa çemberin merkezi burası. E hocam bunun tamamı 2x ya. Burası x olur. Burası da x olacak. E bunun tamamı x artı ya. Bak dikkat et. Burası x artı y. O zaman buraya ne kaldı? Y kaldı. E sonra ne yapacağım hocam burada? En etkili silahımızı kullanacağız. Kullanalım. Kalemini koydun şuraya. O merkezine koydun. Hocam yarı çap buraya çizeyim. Yok buraya çizeyim. Yok. Çember üzerindeki noktayı buraya çizeceğim. Ana. Ne çıktı burada? Yarı çap uzunluğu x ya. Bak burası da x. Pisagor. Evet. Soru işareti. Bizden cd uzunluğu isteniyor. Ve cd uzunluğuna ben şöyle bir a diyeyim istersen. A kare neye eşit? Ya da Pisagor bantısı. X kare eşittir. A kare artı y kare eşit değil mi? Evet. Buradan x kare eksi y kare neye eşit oldu? A kare eşit oldu. Şunu yazmama da hiç gerek yokmuş gerçi. E, x kare eksi y kareyi zaten 16 vermiş. 16 eşittir a kare ise a'yı da buradan 4 olarak buluruz. Cevap 4. Güzel sorular değil mi gençler? Ama nasıl? En etkili silahını kullanacaksın. Yani çember konusunda bir şeyi çizmen gerekiyorsa hop cebinden kalemi çıkartıp çiziyorsun. Silahını kullanıyorsun. Yarı çapı çiziyorsun. Sakın ama sakın bunu unutma. Evet örnek 8. 4 çıktı. Çok güzel sorular. Gerçekten güzel sorular. Geldik örnek 9'a. Yukarıda A, B, C, D, dikdörtgeni ile D merkezi çeyrek çember verilmiştir. Ya hocam çeyrek çember veriyorlar. Yarım çember veriyorlar. Ben bunları çeyrek çemberi ya da yarım çemberi böyle tam çembere tamamlayayım mı? Hayır. Çok nadiren tamamlıyoruz. Yani bize bir çeyrek çember verilmişse sorunun çözümü için çeyrek çember yeterlidir. Ya da bir yarım çember verilmişse sorunun çözümü için bir yarım çember yeterlidir. Yani sen burada çeyrek çember gördün diye hop bunu böyle çembere tamamlama çok nadir bazı açı sorularında bu tamamlama yapılabiliyor. Hatta bu tamamlamayı yapmadan da sonuca da ulaşabiliyorsun. Açı sorularına geçtiğimiz zaman bunu göreceksin zaten. E hocam ne yapalım? Çeyrek çember demek ne demek? Hocam tam bir çemberi düşün. Yarım çember demek bu. E bir de burada yarım yaparsan çeyrek çember 2 yarım. Bu şurası 90. Yani açının 90 derece olduğunu söyler bize. Zaten D merkezi çeyrek çember verilmiştir. Şurada dikdörtgen verilmiş ya. Buranın da 90 derece olduğunu biliyorum ben. Şimdi CD'yi bana kaç vermiş? 20 vermiş. BF'yi kaç vermiş? 4 vermiş. E hocam burası 20 ise burası da 20 olacak dikdörtgenden dolayı. Buraya 16 kaldı o zaman. AE uzunluğu şuradaki x uzunluğu isteniyor bizden. Takıldık kaldık. Niye takılıyorsun kardeşim? Durdur videoyu. Sen yap bakalım şimdi bunu. En etkili silah ne? Çek kalemini. Hemen silahını uygula burada bakalım. Vur bakayım. Vurucu vuruşu vur... vurucu vuruş yap. <laughs> evet. En etkili silahını kullan burada. Ne yapacaksın en etkili silahında? çemberin merkezi bizim için önemli. Uzunluk verilmiş ve uzunluk isteniyor bizden. o zaman dik üçgen lazım. En etkili silahın yarı çap. Gel buradan yarı çap çiz. Hocam buraya çizeyim, buraya çizeyim, buraya çizeyim. Değil. Çember üzerindeki noktalara çizeceksin. E'ye ve C'ye çizilmiş. F'ye çizelim o zaman. Çemberi çiz. Bak burada yarı çap çizmeyle de kalmasın. Yarı çap uzunluğunu da mutlaka ama mutlaka soru da göster. Hocam yarı çap uzunluğu bu. 20. A bu da yarı çap. Bu da 20. Aa bu da yarı çap bu da 20 diye göster. E hocam burada ne çıktı? Bir dik üçgen çıktı. Hemen dik üçgeni göstereyim. Ve 16 var 20 var. Ne üçgeni? 12 16 20 üçgeninden burası 12 mi olur? Evet çünkü burası 90 derece. E hocam burası 12 olduysa eğer bunun da tamamı 20 ise eğer 12 artı x eşittir 20'ye eşit ya. Böylelikle x'i kaç buluruz? 8 buluruz. Evet örnek 9'u da 8 olarak bulduk ve geldik kirişe arkadaş bu kirişle bir sonraki derse bırakalım isterseniz. Çünkü ya çok ilk dersi çok uzatmak istemiyorum. Ana mantığı, ana temayı burada anladın. Silahını kullanmayı unutma. Çemberdeki en etkili silahın. Ama çemberdeki en etkili silahını kullanırken de her zaman söylüyorum o çemberde yarı çap uzunluklarında orada şekil üzerinde göstermeyi ihmal etme. Sen bu dersi anladıysan Bundan sonraki çember hayatım, bak çok açık ve net söylüyorum. Bundan sonraki çember hayatın çok mükemmel bir şekilde geçecek. Çünkü bundan sonrasında bazı anahtar kelimelerle devam edeceğiz. Ve biz en etkili silahımızı öğrendik ya bir de anahtar kelimeleri öğrenince bu işi çok güzel bir şekilde yapacağız. Hadi bakalım ilk dersimiz yani ikinci dönemin geometri dersindeki ilk dersimiz hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel şey öğrendik. Devamı bir sonraki videoda gelecek. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşçakal.